böyle mi olacaktı, böyle mi olacaktı? Tanrım günahımız neydi? Böyle mi olacaktı, böyle mi olacaktı? Tanrım suçumuz neydi? Böyle mi olacaktı, böyle mi olacaktı? Suçumuz neydi? Hani hayalleri gerçek yapacaktı, yılları asırları taşıyacaktı. Hani mutluluklara koşacaktı. Söyleyin böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? Üç arkadaş, Ayşe, Pervin, Gül. Aynı mahallede oturdular, aynı lisede okudular, aynı takımda oynadılar. Ahmet, Yusuf ve Murat. Bu ayrılmaz üçlünün gençlik aşkları. Ve bir arada geçen, iç içe, dolu dolu yaşanan günler, geceler, aylar ve yıllar. Acaba evlensek de ben daha sonra askere gitsem? Ay ne fark edecek ki? Açıkçası askere evli bir erkek olarak gitmek istiyorum. Ne diyecek Ahmet? Ben yine seni bekleyeceğim. Yapma baba. Üzme bizi. Kayıtlar gelince hemen evlensek ne olur? Rezillik olur. Ben namusum için yaşarım. Daha da uzatırsan nişanı bozarım. Sonra değişen hayat şartları, yeni ortamlar, yeni özlemler. Bu benim son antrenördüm, senin de son yarışın, tamam mı? Evet öyle. Hiç itirazım yok. Üçkağıtçı sen pek belli etmiyorsun ama Ahmet perişan. Aslında belli etmemeye çalışıyorum ama ben ondan daha kötüyüm. Derken yolların ayrıldığı, her birinin başka başka yönlere savrulduğu yarınlar. Ne hapı bu? Vitamin hapı Gül. Sen de ister misin? Enerjin artar. Sağ ol Cengiz. Yeteri kadar enerjim var. Şimdi üç arkadaşın her biri ayrı bir yerde kendi hayat mücadelelerini sürdürmektedirler. Üstelik aradan geçen onca yıla rağmen yolları da bir türlü kesişmemiştir. İyi şanslar. Dikkat et olur mu? Askerlik güzel ama senden ayrı olmak bir felaket. Sen gittin ya, bütün İstanbul boşaldı gözümde. Bu pürüz bitince hemen nikahlanacağız. Babanı tanıyorsun. Başı eğik yaşamaktansa ölmeyi tercih eder. Oysa kader, bu bir zamanların ayrılmaz üçlüsüne, bu yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, oraya buraya savrulmuş bu üçlüye çeşitli sürprizler hazırlamaktadır. Ameliyat iyi geçmiş, hayatı tehlikeye atlatmış. Çıkıyor mu? Senin 3 aylık hamile olduğunu söyledim. Yani bir çocuğumuz olacak. Valizimi senden gördüğüm gibi hazırlamaya başladım bile. Bütün eşyalarım sığdı. Ama bir şikayetim var. Seni yüreğime sığdıramıyorum. Taşıyorsun, çağlıyorsun gönlümde bir tane. Benim sakat kalacağımı, asla düzelmeyeceğimi söylemiştin mutlaka. Yok öyle bir şey söylemedim. Gayret edersen iyileşeceğini söyledi. Daha önce senin hasretin, bir de memleket hasreti beni duman etmişti. Hasretimiz bitti ama sorunlarımız bitmedi. Şu nikah işini bir halletseydik. Gebersem daha iyi. Başıma gelenler beni yıktı. Benim başımı öne eğdirdi. Ahmet Güneydoğu'ya gönderildi Ebru. Operasyon bölgesine. Her şey olabilir, korkuyorum. Düşünürsen bana hak verirsin. Asla. Ben ölünceye kadar yüzümü çıkarmayacağım. Aklınca yaptığın fedakarlık da beni senden koparmayacak. Bunu sakın unutma. Hiçbir şey istediği gibi olmadı. Kızını gelin edemedi. Onu çok iyi anlıyorum. Ve içim yanıyor Murat. Seni de kırabilir. Ben hazırlıklıyım. Merak etme. Sen bu değilsin. Sen bir şampiyonsun. İstersen canını dişine takar, bu yarışı da kazanırsın.
Yeter! Yeter! Lütfen git Pervin! Üzülmeyesin diye söylemedim. Biz seni uzatamıyoruz. Avukattan henüz karar gelmemiş. Artık ağlamayacağım Murat. Bekleyeceğim ve sonuna kadar mücadele edeceğim. Bıktım. Yürüyorsun. Yürüyeceksin. Şimdi. Yürüdüm, yürüyorum. Başardım. Torun çok sevinirmiş Murat. Benim babam yaşıyor ama torunu olduğunu söyleyip de sevindiremiyorum ki. Uf, çok korkuyorum. İçimde bir sıkıntı var sanki. Hele başlama. Kötü şeyler düşünme. Ahmet gittiği gibi gelecektir. Göreceksin. Istemişti. Allah kahretsin. Yarın müddet bitiyor Murat. Götürecekler beni. Bir şeyler yap. Ne senden ne de bebeğimden ayrılmam. Boynuz kulağa geçecek galiba. Estağfurullah hocam. Bu hasta senindir kızım. Bugüne kadar dertlerimizi, sevinçlerimizi paylaştık. Gene öyle yapalım olmaz mı? İyice kapana sıkıştık Halim. Murat. İstanbul'da avukat netice vermedi. Polis sıkıştırıyor. Daha her şey bitmedi. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çıkalım mı? Nereye? Birlikte olabileceğimiz bir yere. Seni mutlu göndermek istiyorum asker. Hadi gel benimle. O askere gönderdiğin sevgilim. Bu geceyi nasıl anlatacaksın? Anlatmayacağım ki. Çünkü... Yürüyün. Lütfen bırakın. Yürüyün hadi. Sınır dışı edilecek. Lütfen. Dur Paşa. Nereye gidiyorsun? Burası yasak. Sana söylemeye dilim varmıyor ama daha büyük acılar çekebilirsin. Pusuda ağır yaralandınız. PKK'ya esir düştük. Esir mi? Ne diyorsunuz siz be? Ne diyorsunuz be? Ölseydik keşke. Seni anacığından beri de sevdiğimden ayırdılar yavrum. Üzülmeyin. Annesi gibi olamam ama en az annesi kadar seveceğimden, ilgileneceğimden emin olabilirsiniz. Almanya'dan kovdular beni. Ne sandın sen? Babanı çiğneyip gittin. İnatlaştın benimle. Domuzluk yapma Cengiz, fenayım. Ne istediğimi biliyorsun. Senin istediğin var ben. Evimde. Ayşe. Beni göndermelerini engelleyemedi. Üstelik polisle de kavga etti. Hay Allah, başınız iyice derde girmiş desene. 2 yıl ceza verdiler Ayşe. Ama oğlumuzu merak etme. Oğlumuz Alman devletinin garantisi altında bir bakım evinde bulunuyor. Düne kadar yüzümüze gülen hayat bu muydu? Güle benim başımıza gelenlere bakın. Parayı getir, malı al. Hadi gel. Okuldan bu yana her derdimize sen çare bulursun. En akıllınız benim de ondan. Şaka. Yo, öylesin. Gül'le hep bu tarafını konuşuruz senin. Dahası bir takım erkeklerle ilişkini hayasızca sürdürürsen özel hayatın beni ilgilendirir. Bitti mi? Bitmedi. Bugünden sonra seninle çalışmayacağım. Kendine başka bir ajans bul. Onun seni görmekten çok hoşlanıyor Murat. Ben de öyle. Yerle bir etsinler istiyorum. Bunların elinde esir olmaktansa benim askerimin kurşunuyla ölmek şereftir. Konsolosluğa talimat verildi.
Yani istediğin gün Almanya'ya gidebilirsin. Hemen gitmek isterim Yusuf. Çok sağ ol. Yardım etmek istiyorsanız üstüme gelmeyin. Beni yönlendirmeye de çalışmayın. Bıktırdınız beni ve nefret ediyorum sizden. Hepinizden nefret ediyorum. Seni yolcu etmeye geldim kızım. Baba bana kızım dedi. Kızımsın. Ne olursa olsun, ne yaparsan yap, evladımsın benim. Babacığım. Kim bu kadın? Bana oğlum ver Murat. Başka bir şey istemiyorum. Seni kaybettiğimi gördüm. Evladımı kaybetmek istemiyorum. Ahmet yaşıyor. O yaşıyor. Ayşe, böyle olmasını ben istemedim ki. Sen istedin. Sen yaptın bu kötülüğü bana. Git buradan. Ne olur git, görmek istemiyorum. Kişiliğimi, namusumu yitirdim. Senin arkadaşın artık bir eroin ben. Sus. Sus yeter. Bırak! Bırak! Lütfen. Bırak! Lütfen. Benimle konuşmayacak mısınız? Ayşe. Ayşe, ne oldu sana canım? Anne, neler oluyor? Serbest bırakıldığımı bilmiyorum. Medya bunu geniş bir biçimde verdi. Oğlumu istiyorum ben. Oğlumu istiyorum oğlum. Tamam, tamam canım. Oğluna kavuşacaksın. Kavuşacaksın bir tanem. Ama önce kendini toparlamalısın. Bak iyi değilsin. Daha kötü olmamak senin elinde. Şu halimize bakın çocuklar. Öyle mi olacaktık ha? Gül, olan bir şey yok. Hayat inişli çıkışlıdır biliyorsun. Ayşe sen misin? Ayşe değilim Murat. Ve asla Ayşe'nin yerinde olmak istemezdim. Çünkü Ayşe acıların en büyüğünü yaşıyor şu anda. Nerede o biliyor musun? Hastanede. Benim yanımda. Hastanede mi? Pervin lütfen gerçeği söyle. Ona bir şey mi oldu? Hastaneye getirdiklerinde cinnet geçiriyordu. Çıldırmak üzereydi. Çünkü evladından koparılıp yollanmıştı. Bunu da en sevdiği, en güvendiği sen yaptın. Ey dadaş Murat, delikanlı bildiğimiz Murat. Ayşe iyileşecek. Ama yüreğindeki yangın hiç sönmeyecek. Helal olsun sana be. Bir şey daha. Bugüne kadar Arif amcaya karşı seni hep korudum ama bundan sonra onu biz de durduramayız, haberin olsun. Alo, cevap ver be, cevap ver. Telefonu açmıyor. O evden ayrılmış galiba. Nerede o zaman? Ayşe bilir, sen öğren. Telefonunu versin bana Murat'ın. Kızımızın üzüntüsü yetmiyor mu Arif? Murat'la telefonda konuşacaksın da ne olacak? Ne mi olacak? Ya o gelecek ya da ben gideceğim Sabiha. Kızımın sahipsiz olmadığını göstereceğim ona. Gül'ü bulamıyorum, sanki benden kaçıyor. Niye bir şey söylemiyorsunuz çocuklar? Lütfen konuşun. Ya biriniz bir şey söyleyin. Bir şey anlatın ne olur. Sen gittikten sonra Gül'ü hiç görmedik Ahmet. Niye okul arkadaşlarına gitmiyorsun? Sana olanları anlatırlar. Olanlar ne? Olanlar ne? Ya konuşun çocuklar, olanlar ne? Nasıl olsa öğreneceksin Ahmet. Gül senin bıraktığın gibi biri değil artık. Bu ne demek şimdi? Ne demek bu? Lütfen Ahmet. Üzgünüm Ahmet. Gül uyuşturucuya alışmış.
Buyur oğlum. Merhaba anne. Merhaba. Buyur gir içeri. Şey girmeyeyim, Gül'ü soracaktım. Gül mü? Şey dönmedi. Defileye gitti demiştin. Nereye gittiğini öğrenemedim. Valla ben de bilmiyorum. Bilsem. Anne. Ne olur bana bildiklerini anlat. Lütfen. Ortada bir şeyler dönüyor. Sanki Gül benden kaçıyormuş gibi geliyor. Öyle şey olur mu yavrum? Niye kaçsın ki? Ben de bunu öğrenmek istiyorum. Sana normal mi geliyor bu durum? Herkes döndüğümü biliyor. Gül de muhakkak biliyor. Ama nerede? Niye karşıma çıkmıyor? Tesadüf etmedi oğlum. Bir gün karşılaşacaksınız mutlaka. Başka ne diyeyim ki? Seni üzmek istemem ama benden kaçtığına inanmaya başladım. Onu bulacağım. Mutlaka bulacağım. Sen onu düşün Ad, değil mi? Evet. İstanbul'dan arkadaşlar aradı. Döndüğünde hastaneye yatırmışlar Ayşe'yi. Cinnet geçirmiş. Üzüldü ben Murat. Ona iyi davranmadı ben. O bir anne. O çok üzülmek şimdi. İkimiz de istemeden Ayşe'ye hak olmayan acıları çektirdik. Onun için üzülüyorsan. Üzülüyorum. Eva, sen çok iyi bir insansın. Güzel günlerimiz oldu seninle. Devam edebilirdi belki. Ama Ayşe gelince... Ya... O gelince sevgimin bitmediğini fark ettim. Ayşe'yi seviyorum. Bunu sana söylemek istemezdim ama gerçek bu. Sen ona dönecek. Döneceğim. Ben seni tutamam. Ama ben bir tek seni sevdim. Ömer'i anneye götür. Eva. Ya Murat. O senin ve Ayşe'nin çocuğu. Ama bu akşam benimle yatacak Ömer. Yarın gidiyor. Eva, çok iyisin. Eşyalarını, her şeyini gönderirim Murat. Önemli değil Eva. Senin uçağın. Biliyorum. Üzülmeni istemezdim Eva. İki kadından biri üzülecektim Murat. Ve o ben olacağım. Böyle olmasını istemezdim. Ömer'i sanki ben doğurmuş gibi. İkimizin bebeğiymiş gibi büyüttüm. Üzülme. Gitmemi sen söyledin. Söylemeseydim de gidecektin. Ben çok düşündüm Murat. Bir gün ayrılık mecbur. O zaman dedim ki şimdi bitsin. Ömer'im. En çok da seni özleyeceğim. Seni her zaman saygıyla anacağım Eva. Hoşça kal. Güle güle Murat. Ben bir tek seni sevdim.
Bak Ayşe, bana verdiğin sözü tutacaksın. Yoksa seni tekrar buraya alırım ve zor taburcu olursun, tamam mı? Tamam Pervin, güçlü olmaya çalışacağım. Biliyor musun, şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Canım. Hazırım baba, gidelim. Hadi bakalım. Dinleneceksin. Söz mü? Söz canım. Aa, Ayşe çıkıyorsun. Ah. Hmm. Elbette. Toparlanacağına dair söz verdi bana. Çocuklar, ne olur beni yalnız bırakmayın. Fırsat buldukça bana gelin, tamam mı? Merak etme sen. Hadi Allah'a ısmarladık. Sen de kendine iyi bak, olur mu? Canım. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Çok güzel. Hoşçakalın. İyi günler. Pervin, dün az kalsın Ahmet'le karşılaşıyordum. Sen kaçtın öyle mi? Başka ne yapabilirdim? Ne mi yapabilirdin? O senin sevdiğin erkek Gül. Karşılardın, en azından cesur olabilirdin. Onu sevdiğini söyleyebilirdin. Hiç mi cesaretin yok senin? Cesaretim var Pervin. Ama engelleyen bir şey daha var. Neymiş o? Utancım. Sanki yer yarıldı, Gül içine girdin acaba. Dedim ki Naci Baba yardım eder bana. İyi demişsin evlat. Lakin ben de görmüyorum epeydir. Çoktandır gelmediler. Buluşma günlerinde de daha çok var. Gül'e ne oldu Naci Baba? Ne mi oldu? Ne olacak evlat? Çalışıyor dedi kızlar. Sıhhati falan da iyi dediler. Başka bir şey demedin mi? Ne olur saklama beni. Ne var ki saklayacağım oğlum? Senin ölüm haberine çok sarsıldı. Perişan oldum. Hiçbirimiz teselli edemedik. Sonra ne oldu bile? Yani biraz dağıtmış içki filan. O kadar mı? O kadar. Benden kaçıyor. Hissediyorum. Ama neden? Neden mi? Neden mi ha? Çünkü utanıyor senden. Artık nedenini sorma. Benim de içim yanıyor. Ben de kahroluyorum, tamam mı? Girin. Merhaba Pervin. Murat. Nereden çıktın sen? Ne zaman geldin? Az önce. Ayşe'ye oğlumuzu getirdim. Gel bakayım sen. Gel bakayım. Oh canım. Canım. Bir tanem. Otursana sen. Biz de sana lanetler yağdırıyorduk. Haklıydınız. Neler olduğunu bilemezdiniz. Ayşe bir kadının varlığından söz etti. Eva'dan. Ben hapishanedeyken Ömer'e annelik yaptım. Alman kanunları Eva'yı Ömer'in vasisi ilan etti. Bu nedenle Ayşe Ömer'i alamadan döndü. Telefonda söylediklerim için özür dilerim. Haklıydım. Yalnız şunu bilmeni istiyorum Pervin. Ayşe hastalanmasaydı da dönecektim. Çünkü ona acımıyorum. Onu çılgınlar gibi seviyorum. Burada mı hala? Hayır. Taburcu oldu. Evde şimdi. Bekle biraz, hemen hazırlanayım gideriz, tamam mı? Merhaba canım. Merhaba. Kontrole geldiysen iyiyim. Kontrole gelmedim canım. Sana öyle bir ilaç getirdim ki mucizeler yaratacak. Yoksa Murat'tan bir haber mi var? Haber yok bir tanem. Sıkı dur.
Haber yok. Çünkü Murat burada. Burada mı? Hı-hı. Tamam. Alıştıra alıştıra söylemek diye buna denir. Murat, gelir misin? Ah, Tanrım, inanmıyorum. Murat. Sana oğlumuzu getirdim Ayşe. Yavrum. İnanamıyorum. Bakayım ben sana. Biraz da sevelim ya. Oo, canım. Bakış mı ona? Kuk yap bakayım. Ben bakarım. Ne yapıyormuşsun sen? Bakayım sana. Oo. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Murat geldi. Murat mı geldi? Ne işin var bu evde? Beni katil etmeden defol git. Ne yapıyorsun Arif? Bırak o bıçağı. Baba, Murat artık burada. Benimle evlenmeye geldi. Beni affet baba. Şu güzel torunu babasız mı bırakacaksın yani Arif amca? Gel affet baba. Tamam. Büyükler affedermiş. Bizim de bu işte suçumuz yok. Hele torununun hiç yok. Yavrum. Canım benim. Canım, git dede. Gül hakkında söylenenler beni şoke etti Yusuf. Ne söylediler bilmiyorum Ahmet. Ama Gül'ün bir bunalım içinde olduğunu söyleyebilirim. Bildiklerini benden saklama. Benim bildiğim senin ölüm haberinle Gül'ün yıkıldığı Ahmet. Çektiği acıya hep birlikte şahit olduk. O hayat dolu kız damla damla eriyordu karşımızda. Ve biz hiçbir şey yapamıyorduk. Uyuşturucu mu? Ne fark eder? Biz onun için hiçbir şey yapamadık ama sen... Ben Gül'e kavuşmak umuduyla yaşadım. Direndim. Onu ancak sen kurtarabilirsin. Senin acınla değişen hayatını ancak sen geri getirebilirsin Ahmet. Yapacağım Yusuf. Yürü, bulacağım. Hadi gel bakalım. Bakar mısınız? Buyurun. Pardon. Acaba bu bayanı daha önce hiç gördünüz mü? Evet, buraya gelirdi. Ama son günlerde hiç görmedim. Sağ ol.
Bana yardımcı olur musunuz? Şu bayanı arıyorum. O işlerle ben ilgilenmiyorum. Şu adama sorun. Kıvırcık saçlı olan, köşedeki. Kıvırcık olan? Evet. Tamam işte, sen getir hallederiz o işi. Merhaba, biraz görüşebilir miyim? Tabii, görüşürüz. Görüşürüz. Şu resimdeki an, onunla ilgileniyorum. Anladım. Herkes onunla ilgilenmek istiyor Ahbap. Tabii parası olanlar. Para önemli değil. Ne kadarsa yani. Ne zaman istiyorsun? Hemen, bu gece. O kadar kolay değil. Kız kapışılıyor. Bulursam ve de boştaysa tamam. Beklerim. Kaldığım otelin adresi 509 numaralı. Tamam, beklerim diyorsan sana gönderirim. Ama para peşindir. Önemli değil. Ne kadar? 30 yeter. Merak etme, kız sana gelecek. Neredesin? Aramadığım yer kalmadı. Ne var? Ne olur ki? Yağlı bir müşteri. Çok para var. Bu adreste bekliyorum. Hadi seni götüreyim. Yolu biliyorum ben. Para? Tamam al. Buyurun, beni istemişsiniz. Gül, dur! Bir saniye! Gül! 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 Gül, bekle! Gül! Neyin var senin? Ne yapıyorsun? Bırak beni! Bırak beni dedim! Dursana! Kalk Allah aşkına. Ne yapıyorsun? Bırak beni. Gül! Şurada durur musunuz? İyi değilim. Köprüsü duramayız hanımefendi. Dur dedim sana. Hanımefendi yapmayın lütfen. Burası köprü üstü hanımefendi. Hanımefendi.
Doktor hanım, telefonunuz var. Hastanın yanından ayrılma, olur mu? Merak etmeyin. Alo, buyurun. Ayşe, sen misin canım? Ha, benim canım. Hepimiz iyiyiz. Canım, nasıl mutluyum bir bilsen. Oğlum babamın kucağında. Annemle ikisi torunlarını paylaşamıyorlar. Hep de arada ben kalıyorum. Sen nasılsın canım? Ben iyiyim. Ayşe, pek sırası değil ama sana söylemek zorundayım. Gül burada. Çok kötü. Şuurunu kaybetmiş. Ne diyorsun? Tamam, sen sakin ol. Buraya gelmeye kalkma, olur mu? Zaten bir faydası olmaz. Yarın görüşürüz, tamam mı? Hoşça kal. Ben de seni öptüm. Ölüm haberin gelince kızım da seninle birlikte öldü sanki. O benim acımı taşıyamadı, tamam. Belki ben onun kadar da dayanıklı olamazdım anne. İnan yaşadığıma üzülüyorum şimdi. Bak yavrum, bir anayım ben. Kimsenin yüreği benimki kadar yanmaz. Şunu bil ki Ahmet, kimse seni Gül kadar sevemez. Biliyorum anne. Niçin kaçtı benden? Ona her şeye rağmen sevdiğimi de söyleyemedim. Güldür belki. Alo? Aa, Pervin yavrum. Ne? Ne diyorsun sen? Gül Akıl Hastanesi'ndeymiş. Okul arkadaşları tek vücut oldular. Arkadaşlarının inanılmaz gayreti ve Ahmet'in sevgisiyle Gül iyileşti. Ahmet'le Gül evlendiler. Maziyi unuttular ve geleceğe umutla bakıyorlar. İki inatçı aşık sonunda nikah masasına oturdular. Oğulları Ömer, dedesiyle anneannesinin göz bebeği oldu. Üç okul arkadaşı buluşma günlerini hiç unutmadılar. Ve onlar her zaman iyi ve kötü günlerinde hep birbirlerinin yanında oldular.